Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'r-rabi'u el-bedelü. Dördüncüsü bedeldir. Yani tabi mamuller beş kısımdı. Birincisi sıfat, ikincisi on harften biriyle atıf, üçüncüsü tekit, dördüncüsü bedel. Tabi bedel bir şeyin bir şey yerine geçmesi. Yani sözlük anlamı. Ama bunun istilahi anlamı ne demek? Ve huve, o bedel nedir? El maksudu bin nisbeti. Nispette bizzat kastedilendir. Mesela bedel tabidir. Neyin tabi? Mübdelün minhim. Mübdelün min asıl mamuldür. O fail olur, o mef'ul olur, o mecrur olur, neyse artık. O asıl mamulden mamule tabidir bedel. Ama asıl kastedilen o nispette, mesela şimdi gelecek, o nispette asıl kastedilen mübdelün mih değil, bedeldir. Bedel, bedel. Esas manada kastedilen bedeldir. Dûnehu mübdelün mih değil. Dûnehu mübdelün mih değil. Tamam mı? Metbu değil. Ve aksamuhu, şimdi bunun misalini daha güzel anlayacağız. Ve aksamuhu, bedelin kısımları erbatun dörttür. Bazı nahivlerde üç. Bedeli galata almamış. Üç kısım. Bir, bedelül külli minel külli. Bir bütünden bir bütünü bedel yapmak. Buna bedeli mutabık da deniyor. Buna bedeli mutabık. Bir bütünden bir bütünü bedel yapma. İn sadaka ala vahidin. Yani bedel de mübdelü mih de aynı şahıs için sadık oluyorsa. Ne demek? Bedel mübdelü mih'in aynı. Mübdelü mih bedelin aynı. Medlulü aynı, medlulü. Şimdi burada şöyle bir şey var. Efendim bu taksimi yapalım. Mesela bedel mübdelün minhin medlulünün ya aynıdır ya değildir. Buna böyle diyeceğiz. Bedel mübdelün minhin ifade ettiği mananın ya aynıdır ya gayrıdır. Birincisine ne diyoruz? Bedel mübdelün minhin aynı olursa bedeli kül minel kül. İkincisine bedel mübdelün minhin aynı değilse, küllü değilse, bu ya mübdelün minhin medlulünün ifade ettiği mananın bir kısmına delalet eder ya etmez. Mübdelün minhin cüz'üne delalet edene, bazına delalet edene bedeli bazı minel kül, cüz'üne delalet etmeyen, yani külliyet cüz'iyet münasebeti olmayan, ya kendi aralarından bedelle mübdelün minhin arasında bir münasebet, bir alaka olur ya olmaz. Alaka olursa bedel ihtimal, alaka olmazsa bedeli galat. Yani bunu dört şekilde değerlendiriyoruz. Demek ki bedel mübdelün minhin ya ifade ettiği mananın aynını ifade eder ya etmez. Ederse bedeli kül minel kül. Buna ne diyorduk aynı zamanda? Bedel mutabıkı. Bedeli mutabık. Yani tıpkı tıpkına aynısı. Gelecek o zaten. İkincisi bedel mübdelün minhin cüz'üne, bazına, efradına delalet ediyorsa, küllüne değil, o zaman bedeli baz. Peki bedel mübdelün minhin bazına da küllüne de delalet etmiyor, ancak aralarında bir münasebet varsa bedelle mübdelün minhin, bedel ihtimal. Münasebet yoksa bedeli galat. Bu taksimatı iyi bilmek lazım. Tabi bunu yani manasını anlama açısından bunlar önemli. Şimdi nahu ca'eni zeydün. Ca'eni bana geldi. Kim? Zeydün Zeyd. Ca'e burada fiil. Ni'deki nun, nunu vikaye. Öyle değil mi? Oradaki nun, nunu vikaye. Peki oradaki nun, nunu vikaye olunca ya da orada mahalle mensup, ca'e fiilin nesi olmuş oluyor? Mef'ulü olmuş oluyor. Zeydün, ca'enin faili.
Öyle değil mi? Ehuke Zeydünden bedeli küldür. Şimdi burada esas kastedilen Zeyd midir bu? Yani gelmenin kendisine nispet edilmesinde Zeyd midir? Yoksa senin kardeşin midir? Zeyd senin kardeşin olmayabilir. Bir sürü Zeydler var. Senin kardeşin. Esas gelmenin kendisine nispet edilmede kastedilen şahıs, o nispette maksut o demek işte. Senin kardeşin. Başka Zeydler değil. Zeyd değil. Senin kardeşin olması. O zaman cani Zeydün dediğimiz zaman Zeydün fail, asıl mamul. Ehu tabi mamul, bedel. Neyden bedel? Zeydünden. O zaman Zeydün mübdelün mi? Ehu kelimesi vav ile merfu, mübdel. Yani bedel. Peki bedel mübdelün mi'nin aynı irabını aldı mı? Aldı. Şimdi burada Zeyd ile ehuke kelimesi mutabık mı değil mi? Mutabık. Ehuke de Zeyd, Zeydün de ehuke. Evet. Aynı mutabıkı. Mesela bu avamindeki misali daha güzel akılda kalıyor. U'bud rabbeke ilahel alemin. U'bud rabbeke. Rabbine kulluk yap. Rabbinden bedel ilahel alemin. İlahel alemin de Rab. Rab de ilahel alemin. Aynısı. Evet. Peki burada ne oldu şimdi? Ehu aynı zamanda muzaf. Kef mahalle mecrur muzafun ileyhi. Biz buna ne diyoruz? Bedel kül minel kül. Evet. İki ve bedelül ba'dı minel kül. Bir bütünden bazı. Yani küllün efradından bir kısmı. Bir bütünden tümden bir kısmı. İmkanı eğer bedel olursa cüz el mübdeli minhü, kendisinden bedel yapılanın cüz'ü, bazı olursa buna da biz ne diyoruz? Bedeli baz minel kül. Nahvu darabtü zeyden. Darabtü dövdüm. Zeyden zeydi. Şimdi zeyd bir küldür. Yani zeyd dediğimiz zaman işte bütün organları, ruhu, bedeni olan bir insan. Bu bir bütündür. Ra'se onun bir cüz'üdür. Baş. Zeyd'in başı. Zeyd'den bedel ra'sehu. Onun başına vurdum. Zeyd'e vurdum. Zeyd'den bedel başına vurdum demek. Şimdi burada ra'se kelimesi Zeyd'in ne sormuş oluyor? Bir kısmı, cüz'ü. O zaman bedel mübdelümün hem cüz'ü olursa, bazı olursa buna da biz ne diyoruz? Bedeli baz minel kül. Peki o zaman asıl mamur hangisi burada? Zeyden. Zeyden meful çünkü. Darabe fiilinin mef'ulü bih sarihi. Ra'sehu değil mi hocam? Ne? Ra'sehu değil mi? Ne? Ra'sehu. Ne? Asıl mamul. Asıl mamul mübdelün min. Nispete gitti. O değil esas şey. Bizim dediğimiz. Asıl mamul zeyden. Evet. Tabi mamul ra'se. Ama asıl kastedilen zeyd değil. Esas nispette kime vurmuş? Zeyd'e. Zeyd'in neresine? Başına. Yani kastedilen mana o. Zeyd'in bütününe değil. Bu başka benim demek istediğim. Mübdelimler asıl mamuldür. Ya fail olur, ya meful olur, ya meful bir karisarık olur. Efendim ya da efendim işte buna benzer. Mübteda olur. Ra'sehu de onun bedeli. Ra'se burada aynı onun irabını almış oldu. Tabi mamul işte. Evet. Üç. Ve bedenül ihtimali. Bedel ihtimal. Neymiş? Bedeli ihtimal. İmkanı beynehuma. Ne zaman bedel ihtimal oluyor? Külliyet, cüziyet alakası yok. Yani bedel mübdeliminin ne tamamı ne de cüz'ü. Ancak aralarında bir alaka var. Münasebet var. Buradaki alakadan maksat bir münasebet, ilgi, alaka. Taallukun demiş zaten burada. Bir alaka var. Bi gayrihima. Bi gayril külliyeti vel cüziyeti demek. Külliyet cüziyetin dışında. Bedeli kül minel külde ne vardı? Külliyet itibariyle bedel mübdeliminin aynı. Bedeli baz minel külde cüziyet alakası var. Efendim eğer ikisinden başka bir alaka varsa bir haysu bir şekilde ki yantazırun nefsü insan nefsi bekliyor. Bade zikre evvel birinciyi zikrettikten sonra mübdelün minhe ve teteşevveku arzu ediyor ile sani ikinciye.
Yani şimdi burada mesela alaka var ya, mübdelimin zikredildikten sonra nefis ikinci ne acaba? Onun zikredilmesini iştiyakla bekliyor. Mesela nahu sülibe zeydün gibi. Sülibe zeydün. Sülibe soyuldu. Zeyd. Zeyd soyuldu deyince hemen bir alaka uyandı. Evet. Acaba Zeyd'in derisi mi, elbisesi mi, parası. Efendim parası mı, mülkü mü? Ya da mesela selb, iktidarı mı, neyi soyuldu? Burada hemen ikincinin zikredilmesine bedelin iştiyak meydana geldi. Arzu, istek. Zeyd'den bedel sevbuhu, elbisesi. Asıl mamul burada Zeyd'in. Naib-i faildir çünkü. Sevbü tabi mamul. O da onun irabını aldı. Şimdi sevb Zeyd'in tamamı mı? Kül mü? Küllü mü? Yok. Sevb Zeyd'in cüzü mü? O da değil. Cüz deyince şöyle organ, kendisine bitişik olan organlar kastedilir. Cüzü de değil. O zaman sevb ile Zeyd arasında, elbise ile Zeyd arasında bir münasebet var. İnsan elbisesiz olmaz. İnsan elbiseli olur. Elbisesiz olanlar da insan değil demek. Onun zıt mefhum manası da o. Ya ben tabi onu espriyle söylüyorum. Demek ki şimdi burada sevb kelimesi Zeyd'ünün bedelidir. Ama buradaki bedel ihtimal. Bu da üçüncüsü. Ve bedelül galat. Dördüncüsü bedeli galattır. Bedeli galat. Şimdi bedeli galatın tabi kendi arasında da şekilleri var. Mesela ya unutularak söylenir, ya sürçülisan olur, diline hemen sebgat eder. Ya efendim başka sehiv yoluyla olur. İmkanı eğer olursa zikrun mübdeli minhü, kendisinden bedel yapılanı zikre galatan. Bir yanılma sonucu olursa, yanılma. Kasıt yok orada. Hata, yanılma. Zaten galat Türkçeleşmiş. Mesela galat okuyor derler de. Yani senin konuşmanda galat var. Yani hata var. Mugalata bir de derler de. Sözleri böyle karıştırma. Peki nahvu ra'eytu racülen gibi. Ra'eytu racülen. Bir adamı gördüm. Şimdi iyice teşhis ve tespit etmeden karşıda bir cisim görüyor. Demek ki burada dikkatsizlikten, tespit noksanlığından ya da sebk-i lisan, diline öyle geliyor. Ra'eytu racülen, bir adam gördüm diyor. Ha, baktı hemen adam dedi ama karşıdaki adam değil. Ondan bedel himaran, hemen vazgeçti. Eşek gördüm dedi. Ne münasebet var eşekle insan arasında? Ondan sonra hemen onu düzeltti. Galat olduğunu ifade etti. وَلَا يَقَعُ bu bedeli galat vakı olmaz, gelmez fi كَلَامِ الْفُسَحَاءِ fasıkların kelamında. Yani Arap dilinin edebiyatını bilen fasahat ve belagat sahibi insanların kelamında bu olmazmış. Bel yuridunehu, bilakis bu fusaha bedeli galatı getirirler bir bel ile. Ra'eytu racülen bel himaren. Yani bel ile getiriyor ki bel idrap değil mi? Yani birincisinden yüz çevirip diğerine yönelmesi. Evet. Peki ve yecibu, burası da önemli bir kaide. Ve yecibu gerekir, vacip olur. Buradaki vacipler tabi vacibi şer'i değil. Yelzemu manasına gerekir. Vasfun nekirati, nekreyi sıfatlamak, minel marifeti. Marifeden olan nekreyi sıfatlamak. Ne olarak? Bedelel külli, bedeli kül olarak. Şimdi bir marife geliyor, asıl mamül. Bedel nekre olarak geliyor. Marifeden bedel olan nekreyi sıfatlıyoruz. Marifeye bedel olan nekreyi sıfatlamak vacip olur. Marifeye bedel olan, marifeye. Mesela nahvu kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celilinde olduğu gibi. Bin nasiyeti lenesfe'an bin nasiye, lenesfe'an bin nasiye. Biz Ebu Cehil'i ve onun gibilerin kâkülünden tutup kesinlikle çekeceğiz. Tabi bu zebanilerin tutup çekmesi ya da onlara hakaret, yani cehennem atarken bin nasiye, burada muarrak bir lam, marife bir kelime, bin nasiye.
Tamam mı? Ondan bedel hangisi? Nasiyetin. Nekre mi nasiye? Evet. Nekre. İşte o nekre kelimeyi kerdibetin kelimesiyle sıfatlamış. Bir yerde tahassus var. Evet. Yani nasıl tahassus? Yani yalancı, kâkül yalancı olur mu? Sahibi. Yani perçem ya da kâkül derler. Kâkül yalancı olur mu? Onun sahibi yalancı. O zaman burada mübdelün mih bin nasiye. Bedel nasiyetin. Nekre. İşte marife olan bir kelimeye bedeli kül olarak gelen nekre kelimeyi sıfatlamak vacip olur. Neyle sıfatladı? Kazibet. Kazibetinle sıfatlamak bir nevi marifeleştirdi onu. Bedel mübdelimin aynı olacaktı ya bedeli külde. O zaman ne yapmış oldu? Burada bir nevi marifeleştirmiş oldu. Evet. Ve la yübdelu zahiru bu kaydı çok önemli dedim ya. Yukarıdaki kaydı. Ve la yübdelu zahiru İsmi zahir bedel yapılmaz. Minel mutmari zamirlerden bedelel külli, bedel kül olarak. İşte mesela açık isim geliyor, bir de zamir var. Açık isimler zamirlerden bedel yapılmaz. İlla minel gaibi. Ancak zamir gaib olursa açık isimler ondan bedel yapılabilirmiş. Ama muhataplarda, mütekellimlerde, muhatabalarda olmazmış. Mesela nahvu şunun gibi darabtuhu zeyden gibi darabtu dövdüm hu onu. Şimdi buradaki hu zamiri ne? Gaib. Aynı zamanda mef'ulü bi sarih. Mahalle mensup. Darabe fiil tüfaili hu mef'ulü bi sarih. Mahalle mensup olarak ondan bedel. Bak zeyden. Zeydi dövdüm. O zaman bu zeyden ismi zahir. Açık isim. Neyden bedel oldu burada? Bedel kül oldu. Hu zamirinden. Zamirler kaybolursa ondan bedel yapılırmış. Bu kadar. Vel hamisü beşincisi neyin beşincisi bu? Tabi mamullerin. Tabi mamullerin beşincisi mamuru bittebaiyenin atfül beyan atfü beyandır. Şimdi bir atfü beyan var, bir atfü tefsir var. He? Bir atfü beyan var, bir atfü tefsir var. Atfü beyan ihtimali kaldırır. Mesela orada bir başkalarının başkası olma ihtimali var. Bu ihtimali kaldırır. Atfi tefsirler neyi tefsir ediyorsa oradaki ifhamı kaldırır. Atfi tefsirler ifhamı kaldırır. Atfi beyanlar neyi kaldırır? İhtimali kaldırır. Mesela aksame billahi Ebu Hafs'ın Umar'u derken aksame billahi Allah'a yemin etti Ebu Hafs'ın Ebu Hafız. Ebu Hafs acaba Hazreti Ömer'den başka birine ihtimali var mı acaba? Olabilir. Umar deyince o ihtimali kaldırdı. Ebu Hafs kim imiş? Kimin künyesiymiş? Hazreti Ömer'in. Bak ihtimali kaldırdı. Başkası değil Ömer. Ama atfı tefsirler ibhamı kaldırıyor. Neredeki neyi tefsir ediyorsa onu. Evet oradaki kapalılığı kaldırmış oluyor. Peki. Ve hüve bu atfı beyan tabiun bir tabidir. Öyle tabi ki ci'e bihi bu tabi getirildi, getiriliyor, getirilir. Li idahi metbu'ihi metbu'unu izah etmek için. Ne için getirilmiş? Metbu'unu izah etmek için. Evet. Peki. Ve la yedüllü ala manın fihi. Ondaki bir manaya delalet etmez. Yani atf-ı beyan metbuundaki bir manaya delalet etmiyor. Mesela sıfat mevsuf böyle değil. Sıfat mevsuftaki bir manaya delalet ediyor. He? Ama atf-ı beyan metbuunda bir manaya delalet etmiyor. Ne yapıyor? Efendim onu izah etmek için geliyor. Nahvı akseme billahi umaru gibi. Aksame billahi Ebu Hafs'ın Umar'u. Aksame yemin etti. Billahi Allah'a Ebu Hafs'ın Ebu Hafs. O da kimdir? Umar'u Ömer'dir. Evet. Ömer kelimesi Ebu Hafs'ta bir mana delalet etmiyor. O da aynı zat. Onun aynısı. Ya sadece Ebu Hafs'ın kim olduğunu beyan ediyor, izah ediyor. Kimmiş o Ebu Hafs? Ömer'miş. Umar'ı burada tabi mamul. Ebu Hafs'ın
asıl mamul, çünkü Ebu Hafs, Ebu kelimesi Hafs'a muzaf olduğu için vav ile merfu aksemenin faili. Billahi meful bir gayri sarihi. Femecmu'u ma zekerna minel mamulat, mamulattan zikrettiklerimizin tamamı selasuna 30'dur. Mamul kaçtı? Asıl mamuller, tabi mamuller 30. 25 tane asıl mamul var. Mamulü merfu 9. Mamulü mensup 13. Mamulü mecrur 2. Mamulü meczum 1. 25 etti mi? 5 de mamulü mütebaiye 30. Yalnız şuradaki bu Ebu Hafs Ömer yemin etti. Bunun bir hikayesi var. Ebu Hafs Hazreti Ömer'in künyesi. Ömer İbni Hattab'ın künyesi. Ömer kelimesi Ebu Hafs'ı ne yapmış oldu? Beyan etmiş oldu. Bunun kıssası şu. Hazreti Ömer devlet başkanı iken bir bedevi Hazreti Ömer'e gelerek bir arzu halde bulunuyor. Diyor ki benim işte çoluk çocuğum uzak yerde, ben zayıf, ayakları böyle yürümekten delinmiş olan bir devenin üzerindeyim diyor. Ve diyor sizden bir deve istiyorum yükümü taşımak için, bu çoluk çocuğuma ulaşmak için diyor. Hazreti Ömer de onun yalan söylediğini, bazen demek ki bedevilerde yalan olabilir belki de, yalan söylediğini zannederek isteğini kabul etmedi. Sonra bedevi çekti gitti, ama giderken de efendim bedevi gitmiş fahamele ba'irahu, yani devesine tekrar yükledi şeylerini, eşyasını. Sonra batha, bu batha Mekke'nin batha denilen bir muhiti var. Batha'ya yöneldi ve şöyle diyordu devesinin arasından yürürken. Akseme billahi Ebu Hafs'ın Umar'u ma messeha min nagabin ve la deberin iğfir lehullahümme inkâne fecer. Diyor ki Ebu Hafs Ömer yemin etti Allah'a, onun devesine ne bir efendim zayıflık, ne de böyle ayağında falan bir yıpranma dokundu, hiçbir şey yok. Allah'ım Ömer'i affet, onu affet. Hem de böyle diyor. Eğer yanlış söylediyse, eğer bir günah işlediyse, inkâne fecer. Hazreti Ömer de o şeyin efendim üst tarafından ona doğru yönelmiş gidiyor. Yani Hazreti Ömer'in sözünü duydu yani. Tamam mı? Yani Hazreti Ömer onun dua ettiğini duyunca Hazreti Ömer de şöyle dedi. Allahümme saddık saddık. Allahümme saddık saddık. Ya Rabbi onun sözünü doğrula. Ya da sadaka, sadaka da olabilir. Yani o doğru söyledi. Doğru söyledi Allah'ım. Hatta iltegaya karşılaştılar, çünkü onu takip ediyordu. فَاَخَزَ بِيَدِهِ, elinden tuttu. فَقَالَ dedi, دَعَنْ رَاحِلَتِكْ, deven üzerindeki yükünü indir. فَوَضَعَ indirdi. فَاِذَا هِيَ نَقْبَتُنْ اَجْفَا, bir de baktı ayakları delinmiş hayvanın, zayıf, mecalsız bir hayvan. Sonra diyor, onu kendi devesine yükledi. Onun para verdi, elbise verdi, başka şeyler verdi, onu uğurladı. Senin kitabı bir verele Süleyman. O hikaye orada var mı? Şurada var. Burada bir hatalı bir kelime vardı. Onun için burada olmaması lazım. Halel Vadi demiş. Bakın burada Bevadi demiş. Yanlış şuradaki. Onun için Halel Vadi. O Batha'dan Batha'ya doğru yönelmiş. Bedevi. O da şeye yönelmiş. Hazreti Ömer de onun peşinden gidiyor. Ya da karşısından ne diyor bakalım. Ve vadi olsa badiyelerin çoğulu. Alel vadi olacak orası. Alel vadi. Min alel vadi. Min alel vadi. El. Kelime yanlış. El va. El vadi. Evet. Böyle bir hikaye. Sonra tabii o da tövbe istiğfar ediyor. Yani ben diyor yalanladım. Baktım hakikaten devesi zayıf. Yürümekten ayakları delinmiş. Bu adam çaresiz. Ama yine ne kadar iyi niyetli bir insan, görüyor musunuz? Yani Hazreti Ömer'e dua ediyor. Beddua etmiyor.
Allah'ım eğer günah işlediyse İğfir lehullahümme, ey Allah'ım onu bağışla inkâne fecer. Eğer isyan yaptıysa. Ne güzel dua. Velhamdülillahi rabbil alemin.